Farz ile vacip arasındaki fark. Sual. Farz ve vacip arasında ne gibi bir fark vardır? Cevap. Bu konuda Redül Muhtar'da vitir namazı anlatılırken deniyor ki, inanması, yapması farz olan emirlere farz denir. Farz olduğuna inanmayan, kafir olur. Yapmayan, tövbe etmezse, cehennem azabı çeker. İnanması farz olmayıp, vacip olan, yapması farz olan emirlere vacip denir. Vacip olduğuna inanmayan kafir olmaz. Vacibi yapmayan da, tövbe etmezse, cehennemde azap çeker. Vacibin, ibadet ve yapılması lazım olduğuna inanmayan kafir olur. Çünkü, vacip olduğu, söz birliği ile, zaruri olarak bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kat'i delil yani açıkça bildirilmiş ve söz birliği ile anlaşılmış emirlere farz denir. Kur'an-ı Kerim'de şüpheli delil yani açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabinin bildirmesi ile anlaşılmış olan emirlere vacip denir. Sual. Nimet geldiği zaman yapılan şükür secdesi de, secde ayeti okununca yapılan tilavet secdesi gibi mi yapılır? Cevap. Şükür secdesi de, tilavet secdesi gibidir. Kendisine bir nimet gelen veya bir dertten kurtulan kimsenin, Allah-u Teala için secde-i şükür yapması müstehaptır. Secdede önce, elhamdülillah der. Sonra, secde tesbihini okur. Namazdan sonra şükür secdesi yapmak mekruhtur. Mekruh olduğu Mektubat-ı Masumiye kitabında yazılıdır. Cahillerin sünnet veya vacip sanacağı mubahları yapmak da, tahrimen mekruhtur. Bidat hasıl olmasına sebep olur. Sual. Secde ayetlerini okuyarak dua edince, sıkıntı ve dertlerden kurtulduğu söyleniyor, doğru mudur bu? Cevap. Bu hususta Dürül Muhtar ve Nurül İzah'ta secde-i tilavet sonunda deniyor ki, İmam-ı Nesefi Kafi kitabında, bir kimse yüzünden, sıkıntıdan kurtulmak için Allah-u Teala'ya kalbinden yalvararak 14 secde ayetini ezberden, ayakta okuyup, her birinden sonra, hemen yatıp secde ederse, Allah-u Teala, o kimseyi o dert ve beladan korur buyuruyor. Son secdeden kalkınca, ayakta ellerini ileri uzatır, kendinin veya bütün Müslümanların dünya ve dinlerine gelen beladan, sıkıntıdan kurtulmaları, korunmaları için dua eder. Sual. Bir kimsenin camide kendisi için özel yer ayırması caiz midir? Cevap. Camide kendine muayyen yer ayırmak mekruhtur. Fakat dışarı çıkarken, kimse oturmasın diye, yerine ceketini bırakırsa, gelince oraya oturabilir. 18 Kasım 2019 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.